Şimdi size bir konudan bahsedeceğim. Tabii bu konuya geçmeden önce ilk önce konunun haberlerini ve başlıklarını size şöyle bir derlemek istiyorum. Amerika'nın Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli bloğun kimliği belirsiz kişilerce kaldırılması ikinci kez paniğe neden oldu. İlk önce bir monolit dikiliyor. Sonra da ardından 21 gün geçmeden monolit kaldırılıyor. Bu Utah'da oluyor. Sonra Romanya'da oluyor. Ardından Kaliforniya'da oluyor. Onun ardından İngiltere'de. Onun ardından Almanya'da. Onun ardından da Hollanda'da oluyor. Dünyanın dört bir yanına da monolitler dağılıyor. Hepsinin üzerinde farklı farklı yazılar var. Dünyanın dört bir yanına hızlı bir şekilde yayılmasının bence bir anlamı olmalı. Veya tarih öncesinde bu taşların ne anlama geldiğini ilk önce anlamamız gerekiyor. Şimdi ilk önce size obelisklerden bahsetmek istiyorum. Obelisklar ya da bilinen adıyla dikili taşlar, yüksek dağ ile ya da dört kenarlı tepeye doğru inceden taştan anıtlardır. Önemli bir olayın durumu ya da bir zaferin anısı için dikilmişlerdir. Evet, tekrar okuyorum burayı, iyi dinleyin. Önemli bir olayın durumu ya da bir zaferin anısı için dikilmiştir. Şimdi dünyanın dört bir yanına bu obeliskler dağılıyor veya monolitler dağılıyor. Ve dünyanın dört bir yanında şu an bir buhran, bir kargaşa ve bir kriz söz konusu. Her ülke neredeyse içinde farklı farklı sıkıntılar yaşıyor. En son bundan 20 gün önce de Göbekli Tepe'ye bir monolit dikildi. Üzerinde de Göktürk alfabesi vardı. Video içerisinde şunu da belirtmek istiyorum. Aranızdan yok bunlar rastlantı, bunlar insanların kendi kafalarına göre yaptığı şeyler diye de düşünebilirsiniz. Ama şimdi video içerisinde size birkaç şey anlatacağım. Bu birkaç şey aslında çok önemli şey. Ama ilk önce bir tarih öncesine gidelim ve bu taşların ne anlama geldiğini, neler için kullanıldığını bir öğrenelim. Obeliskler, yani monolitler, piramit şeklinde sıyrıtılmış dört yüzlü dikili taşlardır. Bazıları 3, bazıları da 6'ya kadar varıyor. Firavun mezarlarının ve tapınaklarının önünde yer alırlar. Üzerlerindeki hiyeroglif metinlerde o tapınağı kimin yaptırdığı ya da hangi tanrı adına yaptırdığı yazılıdır. Ayrıca kralın gücünü, tahta çıkışını ve buna benzer olayları anlatırlar. Obeliskler tarih boyunca Mısır dışına da taşınmışlardır. Bugün Mısır'da ancak 5 obelisk kalmıştır. Obelisk sözcüğünün tanımı uyarınca her dikili taş obelisk değildir. Obelisk olabilmesi için en kesitinin kare ya da dikdörtgen veya üçgen şeklinde olması zorunludur. Tarih öncesinde bunlar Mısır'da çokça kullanıldı. Ya o anki durumu anlattılar ya da bir zaferi anlattılar veya bu topraklara daha önce kimler geldiğini o taşlar üzerinde yazarak öğrendik. Ama bizim şu anki monolitlerin üzerinde kısa yazılar var. Sanki bir mesaj gibi. Sanki bütün dünyaya, bütün ülkelere bir mesaj veriliyor. Ama neyin mesajı olduğu henüz belli değil. Şimdi burada biraz duruyoruz. Tarih öncesinde bu taşların neler için kullanıldığını söyledim. Şimdi gelelim monolitler ve masonlar. Masonların önem verdikleri sembollerden biri de eski Mısır mimarisinin önemli unsurlarından biri olan obelisktir. Obelisk tepesi piramit şeklinde olan tek parça dikine uzun bir kuledir. Bazen 3, bazen 4, bazen de 6'lı şekilde görülebilir. Türkiye'de olmak üzere birçok ülkede var. Hatta bir tanesi İstanbul'un Sultanahmet Meydanı'nda bulunan ve turistlerin büyük ilgisini çeken dikili taştır. Üzerlerinde eski Mısır hiyeroglif yazıları kazınmış olan obeliskler. Yüzyıllardır toprak altında gizli kaldıktan sonra 19. yüzyılda gün ışığına çıkarılmış ve daha sonra da New York, Londra, Paris gibi batılı kentlere taşınmışlardır. Obelisklerin en büyüğünün gönderildiği ülke ise Amerika'dır ve bu işi masonlar organize etmişlerdir. Çünkü obeliskler ve üzerlerinde taşıdıkları eski Mısır figürleri masonlarca kendi sembolleri olarak kabul edilmektedir. Mimar Sinan dergisinde New York'ta 21 metre boyundaki büyük obelisk için şu yorum yapılmıştır. Mimari avandanlığın sembolik kullanılışında en canlı örnek 1878'de Mısır hedevi İsmail tarafından Amerika'ya hediye edilen ve adına Kleopatra iğnesi denilen anıttır. Bu anıt bugün New York'taki Central Park'ta bulunmaktadır. Üzeri masonik sembollerle doludur. Anıt aslında Heliopolis'te Güneş Tanrısı adına kurulmuş olan inisiyasyon merkezi olan tapınağın girişine M.Ö. 1500'lü yıllarda dikilmiş bulunmaktaydı. Mason localarındaki kimi ritüeller Kabala'nın mitolojik efsanelerine dayanır. Bunlardan birinde Güneş Tanrısı Osiris öldürülerek 14 parçaya ayrılır. Kız kardeşi Isis bunlardan 13'ünü bularak
birleştirir ve kayıp 14. parça olan cinsel organ yerine çamurdan yenisini yapar. Bu durum suni cinsel organ obelisk tarih boyunca sütun ve dikili taşlara remzedilmiştir. Masonik kaynaklarda güneş tanrısı Osiris ile Hiram Usta'nın aynı kişi olduğu söylenir ve bu efsaneyi yaşatmak için çağlar boyunca dikili taşlar ve sütunlar Mason localarında temsili olarak yer alır. Birçok mesajı vermek için aslında bunları çok ve çok sıklıkla kullanır Masonlar. Ve dünyanın dört bir tarafına monolit adı altında dikilen taşlar şu manada üç şekilde dikilebilir. Birincisi bir mesaj, ikincisi yeni bir çağ, üçüncüsü yeni bir devrim. Bu üç anlamda dikilmiş olabilirler. Yani her türlü, her halükarda insanlara bir mesaj verilmek istiyor. Bu mesajın tam olarak ne olduğu video başında da belirttim. Ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Hatırlatmak isterim ki Masonlar dünya üzerinde gizli mesaj veya subliminal mesaj vermekte ustadırlar. Dünyaya istedikleri mesajları filmler, müzikler veya reklamlar yoluyla veya sosyal medya yoluyla çok rahat bir şekilde verebilirler. Ama dünyaya kalıtsal veya güçlü bir mesaj vermek istiyorlarsa yavaş yavaş artık biz ortaya çıkıyoruz demek istedikleri için bunları yapabilirler. Dikilen taşların hepsi üçgen şeklinde. Daha doğrusu monolitler üçgen şeklinde dikiliyor. Zaten üçgenin de ne anlama geldiğini az çok biliyorsunuz. Çünkü hepiniz teori sahibi insanlarsınız. Birçok video izlediniz bu konuda. Sizin kafanızda soru işaretleri tabii ki kalacaktır. Çünkü derin bir oyun var. Eğer ki düşündüklerimiz gerçekse, gerçekten dünyaya çok büyük bir mesaj veriyorlar. Zaten de dünya bir kargaşa ve buhran içinde, virüslerle, ekonomik krizlerle, buhranlarla uğraşıyor ve dünya gitgide daha kötü bir yere dönüyor. Halk tedirgin, halk karmaşa içinde, yani dünya insanları bir karmaşa içinde ve tam da bu sırada monolitler ortaya çıkıyor. Tarih öncesinde zaferleri, olan olayları veya olacak olayları resmeden, sembolik olarak üzerlerinde taşıyan bu taşlar küçük boyutlarda dünyanın esrarengiz veya aslında dünyanın keşfedilmiş en doğa, en güzide yerlerine dikiliyorlar. Yani tamamıyla görünebilecekleri, insanların orayı direkt anlayabileceği yerlere, göz önünde bulunan yerlere dikiliyor. Sonra da gizemli bir şekilde ortadan kaldırılıyorlar. Çünkü verilen mesaj zaten verilmiş oluyor. Ama bu mesaj kimlere veriliyor? Hangi grup liderlerine? Hangi devlet başkanlarına? En son dediğim gibi Göbekli Tepe'de Türkiye'nin daha yeni keşfedilmiş ve hala göz bebeği olan bir yerde, insanların direkt görebileceği yerde ortaya çıkıyor. Üzerinde Göktürk alfabesiyle ve ilginç ki monolitin üzerinde yazan şey ayı görmek istiyorsanız gökyüzüne bakın. Evet, çok ilginç. Neden bir üçgen monolit oraya dikilip üzerine böyle bir şey yazılır? Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak. Arkadaşlar, Masonları çok iyi biliyorsunuz. 300'ler konseyini, krallar konseyini ve yediliği çok iyi biliyorsunuz. Özellikle bu yedili dünyayı kargaşaya götüren ve dünyayı tamamıyla sarmalayan bir yedili. Ve bunlar farklı ülkelerde bulunan 7 güç. Ve bunların da tek bir tane kralı var. Onun da hangi ülkede olduğunu bilmiyorum. Ama benim bildiğim büyük ihtimal Büyük Deccal bunların kralı oluyor. Benim bu yorumuma ister katılın ister katılmayın. Ama bu bir mesaj. Tüm dünyaya mesaj veriyorlar. Ya büyük bir tufan bizi bekliyor ya da büyük bir kargaşa dünyayı çepeçevre saracak. Ya da bunlar sadece teoriden ibaret. Biz sadece panik yapıyoruz. Hani filmlerde dünyayı kurtaran o subliminal mesajlar var ya, hani her filmin içinde böyle bir göz vardır, işte güneş tanrıçası vardır, Isis vardır, Ra vardır. Hani hep böyle bir mesaj verirler ya. İstedikleri kadar, istedikleri yerde mesaj versinler. Son sözü Allah söyler. Onlar sadece et ve kemik. İstedikleri kadar kendi aralarında 350'ler, 7'ler veya krallar çıkarsınlar. Hiç fark etmez. Deccal de kaybedecek, şeytan da kaybedecek. Hiçbiri kazanamayacak. Eninde sonunda kaybedecek. Ha biz insanoğlu olarak kazanabilir miyiz? Belki biz insanoğlu olarak da çok zor durumlara düşebiliriz. Ama Allah vaadini, nurunu tamamlayacak. İstedikleri kadar oyun oynasınlar. İstedikleri kadar her yerden mesaj versinler. Bu mesajlar belki bizim canlarımızı yakacak. Belki bir savaş çıkacak. Belki bütün dünyadaki ülkeler birbirini kıracak. İnsanlar ölecek. Ama sonunda, eninde sonunda kazanan Allah olacak.
akıl sahibi, idrak sahibi olan insanlar bunu çok iyi bilir. Ama kalpleri kararmış, beyinleri körelmiş insanlar bunları anlayamaz. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için Allah sizden razı olsun. Ben bir araştırmacıyım ve elimden geldiği kadar araştırma yapıp sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Yanlışlarım ve hatalarım olabilir. Hepsi için şimdiden sizden özür diliyorum. Hoşça kalın.